Yani aslan kadınıyla çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Çok yaratıcı fikirlerine eğer konsantre olursanız çok meşhur olabilirsiniz. Plan teknoloji üzerinedir aslan kadın. Hayat onu teknolojiye adapte etmiş gibi. Yani bir şeyi öğrenmeden bırakmaz aslan kadını. Yani siz bugün ne bileyim bir kitap yazmaya karar verin. O kitabı yarın sana derler, toparlar, sistemini kurar ve yaz bu şekilde yazacaksın diyen bir zekaya sahip. Aslan kadını aslında en dahi beyinlerden biridir. O yüzden aslan kadınıyla lafa tutuşmanın bir anlamı yok. Çünkü o teknoloji meraklısı olduğu için geçmişten bugüne teknolojiyi takip eder. Ve siyasi beyni ve gazete köşelerini okumayı çok sevdikleri için ve yaşlı profesörleri tercih ederler onlar. Beyin olarak yaşlı beyinleri tercih ederler. Çünkü onların hayatta öğrendiği her şeyin gerçekliğine karar vermiştir aslan kadınları. O yüzden aslanla siyaset, eğlence, fikir, ticaret her şey yapılabilir. Çünkü aslanlar ben yaptım demeyi çok sevdikleri için her şeyi yapar ve başardım demeyi de çok sevdikleri için başarının coşkusunu herkese tattırmak ister. O yüzden ilk önce aslan kendi tatmin olur, sonra ekibi tatmin eder. Bu yapıda bir aslan karakteri kadınlarımız. Aslanlarda çizme merakı vardır. Ve kalın çanta ve gösterişli çantalar ve güzel çizmeler giymeyi severler. Onlar da renkli tişörtler, renkli kıyafetler, ceket takım tarzları daha uygundur. Yani taşlı pullu şeyleri çok severler. Yani kadını her şey kullanabilir. Motor da kullanır, tekne de kullanır, araba da kullanır, jet ski de kullanır. Fark etmiyor. Yeter ki algısı her şeye, teknolojiye ait ne varsa her şeyi kullanmak ister. Aslan burçların aşk hayatları çok karmaşık olur. Genelde çok evlilik yaparlar. Yani ilk evliliklerinde mutsuz olurlar. İkinci ya da üçüncü evliliklerinde doğru aşka yelken açarlar. Ve ikinci, üçüncü evliliklerinde çocuk sahibi olurlar. Çünkü aslanların şöyle bir özelliği var. Kadınlar paylaşmayı seven noktaları oldukları için eğer yanındaki erkek onunla paylaşmıyorsa zaman içerisinde erkekten uzaklaşır ve kendi kabuğuna çekilir. O yüzden aslan kadını ilgisiz, alakasız, sevgisiz bırakmamak lazım. Bir de sadakatlidir aslan burcu. Damarını basmadığın sürece aslan kadını asla aldatmaz. Ama damarına ve davranışına baktığı zaman aslan hak ettin der yapar kadını. Ama çok iyi bir anne olacağına inanıyorum çünkü bilgi yüklü olduğu için ondan doğacak çocuk bilgi yüklü olmalı. O yüzden bilgisini birine aktarmak zorunda. Aslan kadınları 2-3 çocuğa sahip olmalı ki çünkü o kadar birikmiş teknoloji geçmiş, yeni siyaset, kültür birini empoze etmesi lazım. O da iyi çocuklar yetiştirir. O yüzden aslan burcu kadınları genelde 3-4 çocuğa sahip olmalı diye düşünüyorum. Bir de aslanların sahneye merakı vardır. Hep böyle ön safhalarda oyun oynamak istedikleri için bunları başarmış aslanlarımız çok fazla var. Bir de tutumlulardır. Vallahi param yok dersin, bir kirli kutudur. Kenardan bir para çıkar, yemin ediyorum ev alacak kadar para çıkar ya. Böyle bir gariptir aslanlar. Hep parasız gibi konuşurlar ama kenardan ev çıkar vallahi. Ne zaman? Ay geçen ay bir iş yapmıştık da ondan çıktı. Aslında alakası yok, pintidir. Kendine pintidir. Bir şey alırken yemin ediyorum indirim takipleri yapar. Yani 3 kattan 4 kata kadar o indirime girdiği gün aynı gün 3 tane sipariş verir. Çünkü bir dahaki senede kullanmak amaçlı planları vardı. O yüzden Amerika'da yaşasaydı aslan burçları Türkiye'deki aslanlar kesinlikle kupon takipleriyle 10 yıllık ev gardırobunu doldurur. Ve hiç kimse aç gezmezdi. Koca işsiz dost 10 yıllık gardırop doluydu. O yüzden aslanlar tutumludur, pintidir ve yaratıcıdır. Ve yatırımı çok merak sayar ve yatırım yapar. Belli bir süre sonra kendi ticaretlerini yapar ve kocası işsizse ona iş kurar ve iyi noktada da başarır. Genelde aslan kadınları kendinden biraz daha güçlü olsun, akıllı olsun ama ekonomik olarak benden güçlü olsun istemez erkeğini. Her zaman ben daha olayım, ben bakayım formatlı oldu. Aslan kadınıyla evlilik hayatı garanti etmektir. O yüzden aslan kadınıyla evlenilir, hayatı garanti edilir, erkeklere duyurulur.